Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin. Gündüzünüzü hayır eylesin. Cenab-ı Hak ayınızı, yılınızı, gününüzü hayırlı eylesin inşallah. 5-10 dakika sorulara bakalım, ondan sonra tekrar muhtat sohbetimize devam edelim inşallah. Vahabilik nereden çıkmıştır, kimler türetmiştir, İslam'ın kalbi Mekke ve Medine bunların elinde olmasına nasıl bakıyorsunuz? Osmanlı'nın son döneminde ne yazık ki bu Vahabilik Suud bölgesinde türedi. Irkçılığa dayalı din anlayışı bir, şu anda böyle meseleyi böyle dolaştıracağım belki de, dünya üzerinde normalde İslam üç parçaya bölündü. Üç ana parça. Daha önce iki ana parçaydı. Bir tarafta Şia vardı, bir tarafta Sünniler vardı. Buna ilave edildi Osmanlı'nın son döneminde yıkılırken Vahabilik. Vahabilik de işte Abdurrahman Vahabi olması lazımdı adı herhalde, hatırımda kaldığı kadarıyla. Bu İbn-i Teymiye'den etkilenen ama ve lakin sünnetleri reddeden, sünnet-i seneyi kesinlikle bu noktada alaşağı eden ve İslam'ın kendince Müslümanların kendi ritüellerini de o noktada reddeden, direkt Kur'an böyle demiş deyip yeni bir anlayışla kendilerince Arap milliyetçiliğinin üzerine bir din oluşturdular. Tabi bunda Selefi dediğimiz akımın farklı bir versiyonu oluştu. Bu biraz da böyle Osmanlı'nın son dönemindeki milliyetçilik akımlarına da uygun bir akımdı. Arap milliyetçiliğinin üzerine kurulu ve İngilizler tarafından desteklenen, İngilizler tarafından parlatılan bir algı ve anlayış oldu. Ve Osmanlı'nın içerisinde böyle bir oluşumla bunlar ilk etapta ayrıldılar. Nasıl Suriye'de Nusayriler, Esed gibi böyle İslam'ın içerisinden farklı bir noktaya ayrıldılarsa bunlar da farklı bir noktaya ayrıldılar. Şimdi dünya üzerinde bu üç temel anlayış var. Bir tarafta Arap milliyetçiliğinin üzerine kurulu Selefi Vahabi düşüncesi, bir tarafta Farisi milliyetçiliğinin üzerine kurulu Şia düşüncesi, bir tarafta da Sünniler var. Bu herhalde İslam'ın içerisinde en büyük handikaplarından birisi. Bu handikaptan dolayı İslam dünyası bayağı sıkıntı yaşıyor ve yaşayacağı da benziyor ve bunun bu noktada 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda bu meselenin hallolması biraz zor. Mekke'de, Medine'de imamiyet noktasında bugüne kadar malikilik orada ağır basıyordu ve imamları Hacı Mahir hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Allah daha iyisin inşallah ya. Şeyden Mekke'de, Medine'de imamiyet noktasında önceden Malikiler ağır basardı. Hatta Malikiler genel olarak halkın eskileri, biraz daha klasik olanlar Maliki mezhebindedir. Yeni gençlerin, bir kısım gençlerin, Arap milliyetçisi gençler bu noktada biraz Vahabi, Selefi çizgisinde duruyorlar. Selefi demiyorum sırf. Yani normalde eski Selef imamlarının yolundan gidenlere söyleyecek bir sözüm yok. Yeni Selefilik, yeni Selefi Vahabi düşüncesine karşıyım. Yoksa Selef imamlarının düşüncesine karşı çıkmak, çünkü İmam-ı Azam da Selef imamı sonuçta, karşı çıkmak insanın kendince
kendi durduğu yeri, kendi ayağının bastığı yeri reddetmek gibidir. O yüzden özellikle konuşurken, sohbet ederken de bunu ayrıştırın. Bugünkü selef ve Vahabi çizgisindeki düşünceye karşıyız. O yüzden Allah muhafaza eylesin. Bu noktada kardeşler bir şey söylerken de tekfir etmesinler. Durdukları çizgi meydanda, işte IŞİD çizgisi de meydanda. O yüzden bunlar İslam dünyasında daha çok tartışılıp sıkıntı yaşatacak şeyler. Sizde ders nasıl alınıyor rüyamızda ve ne ve neler görmemiz gerekiyor ders alabilmek için? Sufi dergahlarında bir kimsenin ders alması için orada bir kimse kendisinin yerinin olup olmadığını rüyasında görmesi lazım. Aslında üstadımız Nevşehirli Abdullah Efendi Hazretleri derdi ki iki çeşit ders alınır. Bir kimse gider bakar Kur'an sünnet dairesinde inceler orası, oradan ders alınması gerektiğine kendisi kalben bu noktada karar verir. İşte orası Kur'an ve sünnet dairesinde zahiren bir sıkıntısı yoktur der, dersi alır oradan. Bir de bunun işin manevi tarafı var. O kimse orada sahih rüya görmesi lazım. Herkes rüya görecek diye bir kaide yok ama orada sahih rüya ile o kimsenin ders alınabileceği veyahut da kendisinin oraya ait olduğuna dair bir rüya görmesi gerekir. Bu işin en böyle temiz ve sağlam tarafıdır. Çünkü öbür türlü Kur'an ve sünnet dairesinde incelemiş olsa dahi zaman içerisinde o kimse akla uyuyor. Aklınla orayı aklıyla yorumlamaya çalışıyor. Veya bir hadisi bilmiyor veyahut da bir hadis yorumlamasını bilmiyor. Şeytan oradan giriyor ona. Bak bu hadisi böyle söyledi, böyle yorumladı diyor. Veyahut da o noktada bir ayet-i kerime bilmiyor. Bir fıkıh bilgisi yok. Bir fıkıh bilgisi olmayınca şeytan oradan giriyor. İşte Darül Harp'te faizle alakalı mesele gibi. Okumamış. Fıkhın inceliklerini bilmiyor. İşte bana da maille gönderiyorlar. Diyorlar ki böyle böyle biz geldik derslere sizin bu faizle alakalı meselemiz kafamızı karıştırdı. Ben de soruyorum. Evde İbn Abidin var mı elinin altında? Yok. El Hidaye var mı? Yok. İşte Dürer Gürer var mı? Yok. El İhtiyar var mı? Yok. Elinde fıkıh kitabı ne var diyor. Susuyor. Ses yok. Elinde bir fıkıh kitabı yok. Bu kanıya nereden vardı? Bu bilgiye nereden ulaştı? Bunun gibi zaman içerisinde o kimsenin aklı burada oynuyor o kimsenin. Bizim yolumuz normal bir tarikat yolu gibi değil. Biraz fazla canlı, heyecanlı, hareketliyiz biz. Biz böyle kenarda çekil, işte dersini çek, namazına bak, orada hayatına devam et. Öyle bir tasavvuf anlayışım yok benim. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Bizimki biraz daha kanlı, canlı, heyecanlı, koşuşturmalı. Adam koşması lazım, mücadele etmesi lazım. Dersleri takip etmesi lazım. Bir vazife alması lazım. Bir vazife almasa dahi vazifelere bu noktada desteklemesi lazım. Yani böyle canlı, heyecanlı bir tasavvuf hayatı yaşaması lazım. Böyle canlı, heyecanlı yol giderken birisi onun ayağına basacak. Biz onun ayağına basacak. Basacağız. Birisi ona öteye git diyecek. Biz diyeceğiz öteye git diye. Veyahut da çekeceğiz adamı, gel burada otur diyeceğiz. Orada kaynayacak biraz. Cızbız olacak. Filan fişman. Her şey var. Böyle olunca o kimsenin ya ben neden şimdi ötedeyim veya ben şimdi neden içerideyim ya beni neden üçüncü halakaya attılar şimdi gibi nefsine vurursa burada onun peşinden gidecek olan kimse yok. Vay kardeş sen niye küstün? Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin öyle derdi. Nice başlar kesilir kan parasını soran olmaz. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Adam küsmüş, eve gitmiş, oturmuş. Ömrünce küssen ne olacak? Öyle olunca adam rüyasında görürse, kendince oraya aidiyetini kendisinin görürse, oturur, kovsan da gider, gelir adam.
Bazen öyle diyorlar, kovulur mu? Kovulur. Kovar mısın lan? Kovarım tabii. Ya biz böyle yumuşak halim salim zannediyorlar. Değil. Kim Allah'ın lanetlediği bir şey yaparsa kovarız onu. Deriz ki dergahla işin gücün yok kardeşim. Bak işte, git başka yere. Bizim kovmamız bu. Sen böyle davranırsan bizim aramızda yerin yok. Bu kadar basit. Bu kovmaksa kovmaktır. Bak bu kovmaksa kovmaktır. Sıkıntı yok. Bir kimse hem dergahın içerisinde durup hem de Allah'ın lanetlediği bir şeyi yapmaya devam edemez. Böyle bir hakkı hiç kimsenin yok. Kimsenin yok. Ben de dahilim buna. Öyle olunca bizde yol inişli çıkışlı, çetrefilli, dikenli. Bir kimse. Kendince, gönlünce burada olduğunu görmüş adam. Kalbi ısınmış, içi yatmış. Rüyasında da görmüş. Eyvallah. Yol bir günlük, iki günlük, üç günlük, beş günlük değil. Ben 86'da ders aldım. Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin. 2004 ölünceye kadar. Bitmedi. Devam ediyor da. Ne zaman bitecek bildiğimiz yok. Öyle olunca inişli çıkışlı engebeli arazi bu. Rafting yapar gibi. Bizim sufi hayatımız raftingçilere benzetiyorum ben. Dalganın nerede vuracağı belli değil. Nerede bir şelale var belli değil. Nerede bir kaya var. Ne zaman önüne bir kocaman kaya çıkıp ters kepçesini getirecek belli değil. Hiçbir şey belli değil. Sabahleyin kalktığında sağlam tutun. Sağlam tutun. Kayık bir tarafta, sen bir tarafta kalabilirsin. Böyle olunca o kimse rüyasında görmedi. Tasavvufun zaten böyle içi özü bu. Herkes sufi olacak diye bir kaide yok. Bizim öyle bir kaidemiz yok. İnsanlar adam toplamak için hüra, çok kalabalık olacaklar ya, önüne gelene yolda ders veriyorlar. Verirler, tarikatlar yapar öyle. Biz sufi topluluğuz. Ben ta başından beri söylüyorum, biz sufi bir topluluğuz. O yüzden bizde renk çok, cümbüş çok, bizde hayat çok, bizde girinti çok, çıkıntı çok, yokuş çok, iniş çok, düzlük çok, her şey var elhamdülillah. Rüyasında görürse, buraya ait olduğunu da görürse o kimse rahat eder, canı da rahat eder, kendisi de rahat eder. İnsan ya sevdiği yere ya sevildiği yere yakışır. Buraya sevilmek için gelmeyin hiç. Ben gideyim orada beni baş köşeye tutursunlar. Yok. Bizde öyle şeyler yok. Hatta eleştirirler bile. Bana mesaj çekerler, mail çekerler. İşte hocam geldik hiç kimse yüzümüze dahi bakmadı. Ben de cevap yazıyorum. Yüzüne bakacak olan yere git. Böyle sert beklemiyor. Ya hocam çok sert söyledin. Hadis-i şerif patlatıyor bu sefer. Bir topluluğa gittiğinizde size hiç kimse hürmet etmedi. O topluluktan çıktığınızda cennetlik birini görmek istiyorsanız ona bakın. Biz böyle bilmiyorduk. Nefsinizden konuşuyorsunuz. Dini bilmiyorsunuz. Hani var ya para alan, para üten cemaatler, tarikatlar. Onlar paralarını üttüklerinden milletin filanca X efendi hoş geldin baş köşeye oturtuyor. Neden? Parasını ütecek onun. Alacak parasını ondan. Alacak ondan parasını. Öyle olunca hürmet ediyor. Bir tanesi öyle dedi. Ben Süleyman Efendi'nin cemaatine gidiyorum. Beni ayakta karşılıyorlar. Fethullah Hoca'nın cemaatine gidiyorum. Beni ayakta karşılıyorlar. İşte bilmem bütün filanca Kur'an kursuna gidiyorum. Beni ayakta karşılıyorlar. İkizler Kur'an kursuna gitmiş. Ayakta karşılamışlar. Dinliyorum ben şimdi. Ama dedi buraya geliyorum dedi. Kimse yüzüme bakmıyor dedi. Baktık ya dedi. Böyle baktık.
Baktık ya dedim işte. Kimse yüzüne bakmıyor dedim. Baktım dedim. Dinliyorum bak seni. Öyle değil hocam dedi. Dedim ben. Dedi kimse dedi. Hürmet etmiyor bize dedi. Cafer'e de gittim dedi. Cafer Bey'e dedi. Yardım edeyim buraya 500 bin lira dedim dedi. O da para almadı dedi. Geçmiyor dedim burada para. Böyle baktı. Burada dedim emekliye gireceğim buraya dedim. Sen dedim böyle tekkenin sahibi gibi giriyorsun. Adamın tuhafına gitmiş. Adam parayla tekkeyi satın alacak. Öyle olunca biz de böyle işte birisi gidiyormuş. Gidecek Allah yoluna açık etsin. Allah onun zamanın kutbuna derviş etsin. Bizim bu noktada bir derdimiz yok. Seviniriz. Onun kötülüğünü istemeyiz asla. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ama biraz çok fazla çalkantılı ya. Çalkantılı yerde tutunmak biraz zordur. Burası böyle kaynıyor. Kaynayan yer tutunmak çok zordur. Bir yer var. Rutin gidiyordur. Rutin gidiyordur. Orada yol yürümek de kolay olur. O yüzden biz de böyle biraz yol yürümek kolay değil. O yüzden rüyada görürlerse daha hoş olur. Bir her insanın mutlaka bir mürşidi kamili, bir şeyhi olması gerekir mi? Bütün ehli tasavvuf böyle söyler. Bu bir doğrudur, hakikattir. Ama bunu böyle söylediğinde karşıdaki kimse de kendini bir şey zannediyor. Karşıdaki kimse bir şey zannettiğinden diyorum ki yok kardeş herkese lazım değil bu. Bak işine. Eğer sen nefsini bilen Rabbini bilir hadis-i şerifinin üzerinde senin üzerinde tecelli etmesini gerekiyorsa bunu istiyorsa senin nefisle alakalı mücadelede sana bilgi verecek, eğitim verecek birisine ihtiyaç duyacaksın o zaman. Ama öbür türlü lazım değil. Herkes tatlı yemek zorunda mı? Değil. Herkes bir tamam yemek mi yemek zorunda? Değil. Birisi kalkar, ayaküstü bir sandviçte yer, karnını doyurur. Sen de istediğin karnını doyurur. İlla ki mükemmel bir sofrada yiyeceğim diye bir kaydı yok herkes için. Ben hep böyle sohbetlere gittim ama hep gittiğim yerlerde hocanın minderinin altına para sıkıştırıyorlardı. Ortada şapka gezdiriyorlardı. O yüzden hepsinden soğudum. Burası öyle değil diyorlar ama gene de içimde şüphe var. Gülüyorsunuz, sizin başınıza gelmedi de o yüzden. Bir de sizden duymak istedim demiş. Bizde öyle para sıkıştıracak bir minder yok. Öyle kafada, böyle orta yerde takke şapka da dolaştırılmıyor. Herkesin burada takkesi, şapkası kıymetli. Bir adam zikrullah yaptı, ibadet etti. Takkesi para için ortalıkta gezdirmez bizim burada. Birisine desen ki takkeni ver para için gezdireceğiz, adama hakaret etmiş gibi oluruz biz burada. Adamın takkesi zikrullahla terlemiş ya, onun içerisine para doldurulur mu? Para doldurmak için dolaştırılır mı insanın önünde? Yok. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Ayet-i Kerime. Biz mümkün olduğunca bu ana kadar böyle bir şeyler yapmadık, görmedik de. Bakın, yapmadık, görmedik de. Ben öyle minderinin altına para koyulabilecek kadar iyi bir şeyh olamadım. Ben değilim zaten de. Kötüsü de değilim de.
Ama o minderinin altına para konulan şeyhler herhalde çok iyi şeyhlerdir ki insanlar onların minderinin altına para koyuyorlardır. Ne bileyim işte şapkalarını para dolduruyorlardır. Ceplerine para dolduruyorlardır. Ben onu gördüm. Cuma mübareğinde bir şeyh efendiye normalde herkes geliyor, el böyle duruyor. Herkes elini öpüyor. Bir eliyle de onun böyle şalvarının cebine para sıkıştırıyor harçlık olarak. Cuma mübareğinde. Ben ortasına doğru denk geldim. Baktım cep bayağı şişmiş. Halifesine dedim bu sefer. Dedim maşallah dedim ya düğüncü parası gibi olmuş dedim. Nasıl Mustafa Efendi anlayamadım dedi. Dedim normalde böyle zengin düğünlerinde dedim insanlar oynayanlara dedim para atar böyle. Ortalıkta da dedim o müzisyenlerin elemanları dolaşır dedim. Habire ceplerine sıkıştırırlar veyahut da dedim olmadı artık bir dedim çuvala doldurmaya başlarlar. Maşallah dedim. Şeyh Efendi de öyle olmuş dedim. Bu kıpkırmızı oldu. Sizde yok mu Mustafa Efendi dedi. Vallahi benim şeyhim dedim. Hiç böyle görmedim dedim. Hiç böyle bir şey de yaşamadık biz dedim. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Ben buraya ilk defa geldim. Burada insanlar hal görüyorlarmış. Bu nasıl bir şey? Her zikrullah'ta görülüyor mu? Hatta bugün de görüldü mü? Ya da görülecek mi? Genelde görüyorlar her zikrullah'ta. Bugün görülür mü, görülmez mi? Buna bir şey diyemem. Bu böyle rüyayı uyanık görmek gibi. Ha rüya görüyor ya bir kimse. Bu rüya uykudayken görülen rüya. Bu uykudan uyananlar var, onlar uyanıkken görüyorlar rüyayı. Bu. Osmanlı zamanında bu dergahların, halifelerin, kadıların devletin içinde olduğu söyleniyor. Bize bu dergahlar nasıl unutturuldu, nasıl nefret ettirildi. Cumhuriyet kurulunca bunların hepsi de oldu, oluştu. Uzun bir mesele. Ama ve lakin bir şey oluyorsa böyle insanlar onun kıymetini bilememişlerdir de o yüzdendir. Ya da Cenab-ı Hak daha yenisini, daha iyisini verecektir. O yüzden olmuştur. Daha iyisini, daha yenisini verecektir. Allah hani bir elbise eskir ya, bir elbise eskiyince İnsan kendisine yeni bir elbise diker. Veya bir kimse bir müddet sonra büyür, elbise ona dar gelmeye başlar. Bu sefer o kimse kendisine yeni bir elbise diktirmek ister. Din de böyledir. Sufilik de böyledir. Bir müddet sonra gelir, o elbise eskir. Renkleri solar. Öyle olunca yeni bir elbise, yeni rengarenk, canlı renklerle bir elbise dikilmesi gerekir. O yüzden normalde işte sufiler de bir elbisenin renkleri gibidirler. Cenab-ı Hak İslam'ı yeniliyor yeniden. Kur'an ve sünneti yeniden yeniliyor. Böyle olunca o yeni elbisenin de bir süsü, bir rengi, bir tadı, lezzeti olması lazım. Bu da sufiler. O yüzden ya işte kapanmasaydı, kapanmış. Yıkılmasaydı, yıkılmış. Biz kapatmadık ya, kapalı bulduk. Biz yıkmadık ya, yıkılı bulduk biz. Hamd edelim, biz yıkmadık. Ya Cenab-ı Hak bizim elimizden yıktırsaydı onu, ya Cenab-ı Hak bizim elimizden kapattırsaydı, şimdi bir de bu tarafı var. Ben kendi nefsim için söyleyeyim. Ben dergaha girdim de baktım dergahlar yıkılmış, tekkeler yıkılmış, zaviyeler yıkılmış, medreseler yıkılmış, yıkılmış. Yıkılmış.
üzerine toz, kir, pis toplanmış. Allah rahmet eylesin, Şeyh Efendi'nin yanında Bursa'da ilk zamanlar esnaflardan bir kişi yanında gezemezdi. Şimdi o Şeyh Efendi'ye çok kıymet verenler, öldükten sonra uğruna ölüyorum diyenler sağlıklarında Ulu Cami'ye gittiğimizde uzaktan selam verip giderlerdi. Haklılar kendilerince. İnsanlar bir dergaha girdiklerini, bir tekkeye gittiklerini, bir şeyhe gittiklerini saklarlardı. Batı öyleydi. Bu biraz daha Orta Anadolu'ya gittiğinizde Kayseri'dir, Sivas'tır, Nevşehir'dir, Kırşehir'dir, Tokat'tır, Çorum'dur, Malatya'dır. Bunlar hep Şeyh Efendiler, Allah rahmet eylesin, biz seyahat ettik. Bunlar da daha bu noktada bir dergaha girmiş. Allah mübarek etsin. Millet çok düşmanca davranmazdı. Ama Batı bu noktada alabildiğince düşmandı. Alabildiğince düşmandı. Yani Şeyh Efendi Bayındır'a geldiğinde yer yerinden oynamıştı. Ben derviş oldum, dergaha girdim diye Bayındır'da yer yerinden oynadı. Nasıl olur böyle bir şey diye. Bu daha da zordu. Benim dergaha girdiğimde böyle yıkıntı vardı ortalıkta. Camide ilk zikrullahı yaptık biz Bayındır'da, Mevlüt adı altında. O ana kadar camide hiç kimse zikrullah yaptırmamış. Biz Mevlüt adı altında camide, şimdi bizim Harun Hoca'nın imamlık yaptığı Hacı İbrahim Camisi var. O camide ilk zikrullahı cemaat halinde, yani dışarıda, o camide yaptırdık biz. Ben belediye hoparlörsünden ilan verdim. Belediye hoparlörsü bir hafta boyunca ilan yayınlıyor. Hacı İbrahim Mahallesi'nde Mustafa Özbağ rahmetli babası adına mevlüt ve tevhid okutacaktır. Bütün Bayındır halkı davetlidir diye. Allah esmasının ortasında mevlüt okuyan imam mikrofonu bıraktı, dışarı çıkıyor. Zikrullah'ı duyunca. İmamı zor geri döndürdük. Yani zor değil, imam için zor oldu. Benim için zor olmadı da. İmam için zor oldu. Benim için zor değildi o zamanlar hiçbir şey. Öyle bir şey yoktu. Devam et. Bir tanesi de imamın birisi de mahalleden bizim komşu imam. O böyle bakıyor ne oluyor diye. Bir an durdu Mevlüt. Ben tabii gelen o zaman için trede Abdurrahman vardı. Abdurrahman'a dedim ki gelin işte aşk ile Allah diyelim lafzı başlayınca dedim Allah esmasını başlayın. İşte başladı ondan sonra işte aşk ile Allah dese bu lisan dökülür cümle günahlar misli hazan. Bizimkiler Allah Allah bir başladı. Herkes ayrıştı böyle ne oluyor diye. Tabi böyle hepsi toplu oturmuyorlar caminin içerisinde dağınıklar. Bizim Bayındırlılar bakıyorlar şimdi. Ben de en arkadayım. Kim kaçacak? Bütün herkes de biliyor zaten. Kaçarsa muhakkak bir şey yapacağım ben. Böyle bakıyorlar geriye, ben oradayım. Tak kafayı çeviriyorlar. Kadınlar üst katta, annem rahmetli bütün herkese mevlüt okutuyor diye davet etti. Bütün hısım akraba geldi kadınlar. İlk defa Cehri Zikrullah'la böyle karşılaştılar. Tabii ben ertesi gün karakoldayım. Bırakırlar mı seni orada? Sıkıntı yok. Ya normalde yok, böyleydi yani. Gerçekten yıkıntıydı.
Şeyh Efendi için Alevi diyor, daha hiç kimse tanımıyor. Dakika bir gol bir Aleviymiş Şeyh Efendi. Kaç tane hanımı olduğunu bilmiyormuş. Ne kadar parası olduğunu bilmiyormuş. Bak daha Nevşehir'e gitmedim ben. Böyle bir anda böyle fısıltı gibi devam etti. Ben ilk etapta sustum. Hani normalde dedim ya ne oluyor acaba? Duydum ben onu, hemen hafta böyle biterken daha biri geldi böyle söyledi. Nerene kafa koyayım dedim ben. Birader yok ben öyle bir şey demek istemedim dedi. Tak tuttum yakasından. Sen gördün mü lan dedim ben. Hayır dedi. Ulan ne onun bunun çocuğumuşsun sen dedim böyle. Görmediğin bilmediğin bir kimsenin hakkında böyle konuşuyorsun dedim ben. Bu renkten renge giriyor tabii. Yıkıl lan karşımdan dedi. Söylenti bitti. Dedim kim konuşursa dedim hakkını vereceğim onun dedim. Bitiverdi söylenti. Hiç. Dedim ki ya Mustafa Özbağ tarzını değiştirme. Sen dedim tam yol ileri. Bir şey söyleyecek oluyor, benim meşhur sözüm var. Dedim, diyorum sözümü kullanayım. Yok birader, öyle demek istemedik. Konuşma bir daha. Tamam, bitti. Hani böyle bir sufi edebi adabı var ya, o sufiye geçer. Karşında sufi var, o sufi adabı geçer. Ya karşında eşek var. Eşek sözden anlar mı? Biz eşeğe de sufi adabı yapmaya çalışıyoruz. Zulüm. Ben başladım. Yumuşak gelene yumuşak. Sert gelene çakıyorum ben. Sistem, strateji aynı. Derviş olmazdan önce de halim buydu. Devam ettim ben. Dost gelen dostluk bulur. Tire'deki dervişlerin içerisinde dahi Şeyh Efendi'yi eleştirmeye kalktılar benim yanımda. Ben bir kaykıldım bitti. Dinlersen adam konuşur. Sonra bir gün Şeyh Efendi, Allah rahmet eylesin, Mustafa Efendi oğlum, sen dedi hemen cumadan otobüse bin gel bakayım Nevşehir'e dedi. Ben bindim otobüse gittim. Evini gördüm, işte eşini, çocuklarını gördüm. Oradaki aileyi gördüm, oradaki arkadaşları gördüm. Ulan söylenenlerin hiçbir ilgisi, alakası yok. Onlar nereden tutturmuşlar? Derste Şehid-i Kerbela 72 şüheda var ya. Şehid-i Kerbela 72 şüheda eski ders kitaplarında var. Oradan tutturmuşlar bu Alevi'di. O yüzden Allah muhafaza eylesin. Herkes her şey yapar. Biz Kur'an ve sünnet tarihinde durmaya gayret ediyoruz inşallah. Cemsiz fark şirktir, bu şeriat makamıdır. Farksız cem zındıklıktır, bu marifet makamıdır. Cem ile fark birlikte tevhiddir, bu marifet makamıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Bunu Hazreti Ali Efendimizin sözü olduğu söylenir ama bu söz hadis kitaplarının içerisinde hiçbirisinde rastladığım bir söz değil. Bu sözü genelde Melami ve Alevi Bektaşi çizgisinde olanlar bu sözü söylerler. Ama bu sözün bu noktada kaynakçasını bu fakir bulamadı. Bu sözü duyalı yeni değilim. Yaklaşık sufi hayata girdiğimden beri bu sözü Melamilerden, Alevi Bektaşi çizgisinde olan kimselerden
Kendisini Arabi çizgisinde görenlerden hep bu sözü duymuşumdur. Eyvallah, bu sözü şerh edip etmemekle alakalı değil. Bu Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin sözü olarak söylüyorlar. Ben hayır demiyorum. Ama benim elimdeki kaynaklar belki de bu noktada buna yeterli olmayabilir. Bu sözü ben bugüne kadar dini hayatım boyunca sahih bir kaynağını görmedim. Benim bendeki kitaplarda genelde bulamadım bunu. Belki de benim eksikliğimdendir. Cemsiz fark şirktir, bu şeriat makamidir. Normalde yani buradaki normalde cem bir şeyi toplamak. Bir gördüğün şeyde de bir şeyin farkını görmek. Burada herkes bir zikrullah'a toplandı ama bizim Adnan Hoca'nın kafasındaki onun sarığını bağladığı şapkası siyah. Bu fark. Anladınız mı? Varlığı komple bütünleyip kesreti vahdete ulaştırıp vahdetin içerisindeki farkı yakalamak. Bu şeriat makamıdır diyor. Farksız cem zındıklıktır. Yani o farkları sen görmezsen zındıklık olur. Yani namaz bir farktır, oruç bir farktır mesela. Bunlar böyle ince ince şeyler, ne o? Dökümanları, ameller, dökümanlar. Bunları yapmazsanız o zaman da zındıklıktır diyor. Bu da marifet makamıdır. Cem ile fark birlikte tevhiddir. Yani normalde bütün varlığı bir görüp ama içerisindeki farklı renkleri görmek de diyor marifettir, tevhiddir. Bu marifet makamıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri söylemiş. Bu sözler insanları aldatan sözlerdir. Bunu bir kısım ehli melami olanlar bu kelimelerle aldatıyorlar kendilerini ve etraflarını. Kelimelerle aldatıyorlar. Kelimelerin, bu tip kelimelerin arkasına sığınarak da namazı terk edenler, orucu terk edenler, biz cem ehli olduk deyip de ibadetleri küçük görenler filan var. Allah muhafaza eylesin. Amin. Kişi adı geçen makamların anlamı nedir? Kişi Rabbine en yakında olsa da böyle durumlara düşebilir. Herkes için ayağının kayması muhtemeldir. Hüseyin nerede? Mektup sana Hüseyin Aga. Mustafa Efendi, evzü besmele, hamdele, salvele, sohbete başlamanın adab ve edeplerinden olduğu malumken siz niçin bu adaba riayet etmiyorsunuz? O kadar ince düşünememişik. Allah bizi affetsin inşallah. Adapsızlık bizim başımıza tac olmuş. Allah edep ve adab versin bize inşallah. Evet. Bir topluluğa gidince ben buraya sohbet etmeye, böyle size ben vaaz etmeye geliyormuş noktasında değil. Ben sizin kabul ederseniz kardeşinizim. Sufi sohbetleri kardeşlik sohbetidir.
Hep beraber biz buraya geliyoruz. Soru soran varsa soru soruyor. Bir şey anlatmak isteyen bir şey anlatıyor. Biz burada vaaz dinlemeye gelmiyorsunuz siz buraya. Biz hep beraber yarenlik yapıyoruz, kardeşlik yapıyoruz, arkadaşlık yapıyoruz. Ben geldiğimde selamünaleyküm derim. Herkes aleykümselam der. Kardeşçesine. Allah gecenizi gündüzünüzü hayır etsin derim. Bu benim 20 yıldan beri arkadaşlarım. Duamdır kendimce. Ama bizde böyle bir ritüel saplantısı var ya. Bu genelde böyle hani medreselerde particiler veyahut da böyle derin hoca efendiler çıkarlar konuşma yapmak için. İşte Eûzü Besmele'yi çekerler, ondan sonra Allah'a hamd ederler, hutbe okur gibi. Ondan sonra salatu selam ederler. Hutbenin adabıdır. Hutbeye başlayacak olan kimse önce bu noktada Eûzü Besmele, ondan sonra hamd eder. Ondan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine salatu selam ederekten hutbeyi okur. Bu hutbe adabıdır. Ama ne yazık ki bizde neyin ne olduğunu bilmediğimizden o hutbe adabını biz işte böyle bir sufi toplantısında da hutbe adabını uygulamaya çalışırlar. Kardeşler, biz buraya sohbete geliyoruz. Sohbet bunun adı. Bunun adı vaaz değil. Bunun adı hutbe değil. Biz haftada bir, iki, kaç gün toplanıyorsak toplanıyoruz. Toplandığımız zamanlar sohbet ediyoruz. Yarenlik yapıyoruz. Kardeşlik yapıyoruz. Burada birisi üstte, birisi altta değil. Biz hepimiz kardeşiz burada. Hepimiz. Bak bu kardeş bile çok rahat bir şekilde bunu söyleyip buraya koyabiliyor. Geçenlerde de aynı şeyi buraya yazıp koyduydu. Cevabını almadan gitti herhalde. Ya da illaki yani bununla beni buraya zorlayacak herhalde. Böyle bir hani nasihat etme açısından, nasihate uydurma açısından. Sufiler İnsanların renklerine karışmazlar. Sufi karşısındaki kimseyi kendi rengine boyanması için uğraşmaz. Eğer ben sizi burada hepinizi de Mustafa Özbağ rengine büründürmeye kalkarsam bu hepinize de ağır gelir. Herkese ağır gelir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de ümmetine ağır geleceği için ibadetleri benden gördüğünüz gibi yapın dedi. Benim yaptığım gibi yapın demedi. Benim yaptığım gibi yapın deseydi helak olurduk hepimizden. O dini yaşayamazdık. O yüzden bizim topluluğumuzda bizim kardeşler, herkes kendi rengi neyse o rengiyle gelir buraya. Biz arkadaşlara bir sarık tavsiye etmeyiz, bir renk. Bir renk takke tavsiye etmeyiz, bir renk haydari tavsiye etmeyiz. Bir stil cübbe, şalvar, don, falina tavsiye etmeyiz biz. Bizim işimiz millete don falina biçmek değil. Bizim işimiz adamın iş çamaşırından uğraşıp cübbesinden uğraşmak değil. Adam göbek deliğiyle diz kapağının arasını kapattı, geldi oturdu. Hiç umurumuzda değil bizim. Gelir oturur buraya. Dönüp sen neden çıplaksın, üstün neden çıplak diye sormam bile. Sormam bile. Onun rengi oymuş derim. Oysa bütün insanların hataya düştüğü yer burasıdır. Herkes karşısındaki kimseyi kendi beyninin doğrultusunda götürmek ister. Bu değildir sufilik.
Benim anladığım sufilik bu değildir. Benim anladığım yol bu değildir. Ben şeyhinden de öyle görmedim. Bana bir seferden bir sefere şu renk sarık tak. Bir seferden bir sefere şu renk takke giy. Bir seferden bir sefere şu renk haydari giy. Bir seferden bir sefere bana cübbe giy. İşte şalvar giy. Şunu giy. Bunu hiç söylemedi bana. Ya kendince bu adam olmaz dedi. Bırakayım bunu dedi. Kafasına göre yaşasın dedi. Ya da doğrusu oydu. Ama benim etrafımda birisine söylediğini de görmedim ben. Dini tavsiye etti. Dedi ki oğlum cuma günleri sarık sarmak evladır, sünnettir dedi. Cuma namazına sarıkla gitmek de sünnettir dedi. Ben gideyim efendim bugün o zaman dedim ben. Git Mustafa Efendi dedi. Evde sarıyorum, beyaz sarığım var benim, kocaman. Ben bir cuma günü Bayındır'da cuma namazına şeye gittim, Hacı Sinan Camii'ne. Oturduğum yerde beyaz sarığı bir sardım. Herkes dedi ki Hazreti Ömer buraya mı gelmiş arkamdan? Kimse sarıklı görmemiş ki. Bizim dairede müdür yardımcısı bir saf arkamdaymış. Yanındakına vuruyormuş. Bu bizim Mustafa değil mi? O da diyormuş ki ya bizim Mustafa mı? Hazreti Ömer'e benziyor diyormuş. Benim kafamda sarık. Ben ne arkama bakıyorum ne yanıma bakıyorum. Cuma'yı kıldık. Geriye bir döndüm herkes beni bekliyor. Müdür yardımcısı, şefler. Dedim tamam. Bugün kabak kırılacakmış dedim. İmtihan buymuş. Müdür yardımcısı dedi. Mustafa bu ne dedi? Sünnet efendim dedim. Ne sünneti dedi? Basmaya Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti dedim. Müdür MHP'li. Müdür yardımcısı MHP'li. Bir tane şef var MHP'li. İşte şeyde İzmir ilde benim çalıştığım birimin bağlı olduğu müdür var, o da MHP'li. Bizim bir sop var, Hüseyin Sop, o zaman için işletmede, o Ankara'da genel müdürlükte. Onunla da bizim samimi olduğumuzu biliyorlar şimdi. Müdür dayanamadı, oğlum memleketi sen mi kurtaracaksın dedi. Vallahi bize düşmüş müdürüm dedim ben. Ben kurtarmayacağım demiyorum yani, kibirliliğe bak ya. Bize düşmüş müdürüm dedim ben. Biz tabi şeyden, ülkücülükten memleket kurtarmaya hazırız ya. Memleketi ancak biz kurtarırız. Bizdeki eğitim bu. Bir şeyi kurtaracaksak biz kurtarırız. Bizim ülkücülükten aldığımız eğitim bu. Memleket kurtaracak, biz kurtaracağız. İhtilal olduğunda biz ihtilal yaptık dedim ben. Ben ihtilal sabahı maydanoz sulamaktan geliyorum bahçeden. O mahalledeki kız bana bağırıyor. Mustafa, Mustafa ihtilal oldu. Dedim ki bizimkiler yaptı ihtilali. Eve geldim. 10 dakika geçmedi. Kapıdan dışarı çıkacağım ya. Nasıl olsa bizimkiler ihtilal yaptı ya. Askerleri dikmişler. Bir düdük ben dışarı çıkınca. Ana Mustafa Özba bir düdükle içeri girer mi? Ondan sonra asker çapraz tutuşta koşa koşa geldi. Dedi gir içeri ihtilal oldu. Kim yaptı dedim. Dedi genelkurmay yaptı. Bizimkiler yapmadı dedi. Sizinkiler diyor adam bana. Bizdeki algı o. Biz kurtaracağız memleketi. O yüzden normalde ben şeyhinden de görmedim bunu. Ha bakın şimdi arkanızda dönün bakın. Kimisinde sarık var, kimisinde sarık yok. Kiminde haydarı var, kiminde yok. Rengarenk. Sahabe de böyleydi. Bakın sahabe de böyleydi. Rengarenkti. Geliyordu kavimlerden. Dini öğreniyordu. Oturuyordu orada. Allah'ı öğreniyordu. Peygamberi öğreniyordu. Dini öğreniyordu. Bakıyordu onlarda. Hayatını, dinini yaşamaya başlıyordu.
O yüzden bu kardeş ne yazık ki bizden böyle bir sohbete başlarken bir han der, bizden bir türlü duyamayacak. Burada mı? Nerede kendisi? Seviyoruz kendisini. Nerede o gürsülü gürsülü değil mi o? He? Nerede? Çık çık, kaldır kafanı. Bak, Refah selamı veriyor. Çık çık çık, kalk kalk kalk. Kalk görsün arkadaşlar. Gençler seni tanımıyor, ben tanıyorum da. Bak. Tabii. Ha, Refah devam daha değil mi? Saadete devam. Efendim? Saadete devam dedim. Saadete mi devam ediyor? Evet. Ha, bir kalk ya. Saadetli mi oldun? Refah'ta mı duruyor? Ya saadet, refahın devamı mı şimdi? Evet doğrudur. He? Evet doğrudur. Hani Erbakan Hoca'nın oğlunu attınız partiden? He, ne yaptınız? Bir de baksana şey ne o? Neydi eski Şevket Kazan 28 Şubatçıları şikayet etmekten de vazgeçmiş. Bak iyi yaptınız arkadaşımız demiş. Sonradan Tornistan yapmış da geri dönmüş ama. Demek ki Refah değil bu. Yoksa Şevket Kazan da Çevik Bir'le ortak olup Erbakan Hoca'ya mı bir kumpas kurdular? Haydi yeni bir şey çıktı değil mi? Öyle demiş, çok samimi arkadaşız, dostuz biz demiş, şikayetçi değilim demiş. Çevik Bir kendisi aradı, teşekkür etti. Çevik Bir de teşekkür etmiş değil mi? Tabi dost dosta teşekkür eder. Hiç davalarına sahip çıkmadılar. O zaten büyük handikap. Hiç davalarına sahip çıkmadılar. Ne Erbakan Hoca'ya sahip çıktılar, ne de davalarına sahip çıktılar. Yok. Çıkmadılar. O yüzden mahşerde işleri çok zor. Bunu ciddi söylüyorum. Bir kimse bir şeye ahdetti, söz verdi mi sözünde duracak. Akit yapıyor çünkü. Çıkıyorlar kapalı spor salonlarında Refah işareti, söz veriyorlar. Akit yapıyorlar orada. Hani sufiler akit yaparlar ya, söz verirler ya. Onlar da söz veriyorlar, akit yapıyorlar orada. O kimse ahdinde durmuyor. O müminler ki söz verdiklerinde sözlerini yerine getirirler. Allah muhafaza eylesin. Evet, geçen haftadan devam ediyoruz. İman edenlerin Allah'ı anması ve ondan inen gerçek için kalplerinin yumuşaması zamanı hala gelmedi mi? Hadid 16. Demek ki iman edenlerin Allah'ı zikretmesi ve ondan inen, yani Allah'tan inen Kur'an-ı Kerim kalplerinin yumuşaması zamanı gelmedi mi? Yani o kimseler Allah'ı ne zaman Allah'ı zikredeceksiniz? Ne zaman Allah'ı zikredip Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uyacaksınız? Ve Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uyaraktan kalpleriniz ne zaman yumuşayacak? Demek ki bir kimsenin kalbini yumuşatan iki tane önemli öge var. İki tane önemli amel var. Birisi Allah'ı zikretmek. Cenab-ı Hak diyor ki iman edenlerin Allah'ı anması, Allah'ı zikretmesi ve Allah'tan diyor inen, yani Kur'an-ı Kerim
kalplerinin yumuşaması zamanı gelmedi mi? Demek ki iman edenlerin vasfı ne? Allah'ı zikretmek. Ve zikrin buradaki tecelliyatı ne o kimsenin üzerinde? O kimsenin kalbinin yumuşaması. Kalbin yumuşaması için o kimsenin aynı zamanda da Kur'an'ın hükümlerine uyması gerekiyor. Yani sadece zikrullah yaparsanız ve Allah'ın hükümlerine uymazsanız, Cenab-ı Hakk'ın haramlarına uymazsanız, sünnet-i Resulullah'a tabi olmazsanız, imamların içtihatlarını hiçe sayarsanız kalbiniz yumuşamaz. Kalbin yumuşaması için, bakın şimdi daha önceki sohbetlerde biz zikrullahın faziletini anlatıyorduk. Şimdi zikrullahın insan üzerindeki tecelliyatını anlatıyoruz. Tecelliyat, zikrullah bir kimsenin üzerindeki tecelliyatı ne? Geçen ders de aynıydı. Zikrullah o kimsenin kalbini yumuşatacak. Kalbi yumuşacık olacak onun. Kalbi hangi noktada yumuşacık olacak? Kur'an ve sünnet dairesinde. Kalbin yumuşaması demek Allah'ın haram ettiği şeylere de yumuşak davranmak demek değil. Bu aldatıyor insanları. Kalbin yumuşaması demek Allah'ın lanet ettiği bir fiile yumuşak bakmak demek değil. Bir kısım bozuk ehli fırka sufiler bunu yapıyorlar. Ve insanlar da sufilik onu zannediyorlar. Allah'ın lanet ettiği bir hal ile hallenen bir kimseye yumuşak davranmak Allah'ın hukukunu ve hududunu çiğnemektir ki ya küfürdür, ya şirktir, ya günah kebairdir. Siz Allah'ın hukukunu ve hududunu çiğneyen kimseye yumuşak davranamazsınız. Ancak ona tebliğ edersiniz. Kardeş zina etmek haram, bu zinadan uzaklaş. Kardeş lutilik haram, bu lutilikten uzaklaş. Kardeş bu lezbiyenlik haram, lezbiyenlikten uzaklaş. Kardeş mümin mümine faizle alışveriş edemez, uzaklaş bundan. Uzaklaş. Buraya sufilik yoluna gelen kimseler haramı terk edecekler. Bunu kendi kendilerine diyecekler ki biz haram işlemeye gelmedik buraya. Öğrendikçe, duydukça, dinledikçe kendilerini düzeltecekler. Ama kendisini düzeltmiyorsa o kimse, harama devam ediyorsa onun kalbi yumuşamıyor. O zikrullah onun üzerine oturmuyor. Zikrullah onun kalbine tecelli etmiyor. Sebep ne? Allah'ın indirdiği Kur'an'a tabi olmadığından. İkinci ayak bu. Sufilik, Kur'an, sünnet, imamların içtihadı dairesinde. Allah'ı zikir, Kur'an, sünnet, imamların içtihadı dairesinde. Sen bunun haricinde bir yol arama kendine. O yüzden Cenab-ı Hak ayet-i kerimede diyor ki, o inananların Allah'ı zikretmesi, Allah'ı zikretmesi ve Kur'an'a uymasıyla kalplerinin yumuşacağı zaman gelmedi mi daha? Yani siz Allah'ı zikrediyorsanız, Kur'an ve sünnete uyuyorsanız kalbinizin yumuşaması lazım. Kalbin yumuşaması demek, o kalbin din kokusu alması, o kalbin ötelerden bir şey alması, o kalbin bu noktada zikrullah ile ihata olması, kalplerin mutmain olması, önümüzdeki derse gelecek, kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Tecelliyatın oluşması lazım. Eğer buraya gelip gidiyorsanız, kalbiniz yumuşamıyorsa, sıkıntı var. Sıkıntı ne? Haramlarla bağlantınız devam ediyor demektir. Haramlarla bağlantınız devam ettiği müddetçe, kalbiniz yumuşamayacak. O zaman sufi yolu, sufi algısı tecelli etmeyecek.
Sufi ahlakı, Sufi tecelliyatı üzerinize oturmayacak. O zaman bize düşen vazife Allah'ı zikrederken Kur'an ve sünnet dairesinde durmak. Allah'ı zikrederken hayatımızı Kur'an ve sünnet dairesinde devam ettirmek. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Yine katede diyor. Cenab-ı Hak iman edenlerin Allah'ı anması ve ondan inen gerçek için kalplerin yumuşaması zamanı hala gelmedi mi buyurunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bunu sormuşlar bu ayeti kerimeyi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri demiş ki insanlar arasında ilkin huşu kalkacaktır. Huşu. Bu ayeti kerimede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri huşunun kalkması olarak nitelendiriyor. İlk önce demek ki huşu kalkacakmış. Kalbin yumuşamasının o kimsedeki tecelliyatı huşu. Huşu ne? Allah'ı severekten, önce korkarak, sonra severek ibadet etmek. Korku o kimsenin içinde kaybolmayacak hiç. Huşunun tecelliyatıdır. Eğer korkmazsa haram işler. Allah'tan korkmayan kimse haram işler. Allah'ı sevmeyen kimse haram işler. Göz göre göre. O zaman huşu insanı haramlardan uzak tutup Allah'ı sevmeye doğru yönlendirecek. Bu geceki ikinci ayet. Sonra ciltleri yumuşar ve kalpleri Allah'ın zikrine dalar. Zümer ayet 23. İşte o kimse Allah'ı zikreder ve Kur'an ve sünnete tabi olursa o kimsenin kalbi yumuşamakla kalmaz. Ya o komple böyle merhem gibi olur. Her şeyiyle, her haliyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haliyle hallenir. Öyle onun haliyle hallenince o kimse artık Allah'ın zikrine dalar. Dikkat edin. Ayet-i Kerime diyor ki o kimse Allah'ın zikrine dalar. O zaman o zikrullah yapan kimseler Allah'ın zikrine dalacaklar. Hani uykuya dalmak, sohbete dalmak. Sohbete dalınca etraftaki zamanın geçtiğini unutup her şeyi, hiçbir şeyi görmemek gibi dalmak. Uykuya daldı, uyudu, hiçbir şey görmedi artık. Gaflete daldı, unuttu bir şeyi. İşte o kimse Allah'ın zikrine dalacak. Zikrullah'ın tecelliyatı, zikre dalmak, etrafınla ilişkiyi kesmek, zikre dalmak. Artık hiçbir şey düşünmemek. Sadece ve sadece zikrullahı düşünmek. Sadece ve sadece zikrettiğini düşünmek. Zikrettiğini düşünmek. O kimse bu hale gelince işte müminliğin tadını çıkarır. O kimse Allah zikredildiğinde edep, haşyet, ümit, sevgi, anlayış ve ilim ile ağlayaraktan zikreder. Huşu içinde. Zikre dalar o. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor başka bir ayet-i kerimede. Müminler ancak onlardır ki Allah anıldığı zaman kalpler ürperir. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar. Ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar ki namazı dosdoğru kılarlar. Ve kendilerine rızık olarak verdiğinizden de infak ederler. İşte onlar inanmışların ta kendileridir. Onlara Rablarının katında dereceler, mağfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. Onlar ki kendilerine Rablarının ayetleri hatırlatıldığı vakit onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. İşte bunlar Allah'ın evliyalarıdır. Kim bu hal ile hallenirse onlar Allah'ın dostlarıdır. Cenab-ı Hak cümlemizi o dostlardan eylesin inşallah.
Seyban radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Altını ve gümüşü biriktirip onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara pek acıklı bir azap müjdele. Tevbe suresi ayet 34 ayeti inince biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Ashabtan biri ayet altın ve gümüş hakkında mı indi? Hangi malın hayırlı olduğunu bilseydik onu edinirdik deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdu. Malın en faziletlisi Allah'ı zikreden bir dil. Allah'ı zikreden dil altından, gümüşten ve bütün mallardan faziletli. Malın en faziletlisi Allah'ı zikreden bir dil. Şükreden bir kalp. Malın en faziletlisinin ikincisi neymiş? Şükreden bir kalp. Haline hamd eden, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine teşekkür eden, hiç bu noktada razı noktasında durup her haliyle Cenab-ı Hakk'a şükreden kimse, her haline elhamdülillah diyen, Cenab-ı Hakk'ı bu noktada hamdü senada gaflete düşmeyen kimse ve devam ediyor üçüncüsü ve kocasına imanında yardımcı olan bir eştir buyurdu. Demek ki oradaki erkek sahabelere dedi ki bu kadınları da ilgilendiriyor. Bir kimse de eğer ki Allah'ı zikreden bir dil, Allah'a şükreden bir kalp ve bu noktada kendisini haramlardan uzaklaştıran bir eş Cenab-ı Hak nasip ettiyse o kimsede neymiş? Malın en faziletlisi varmış. O zaman kendimize ölçü çıktı. Ölçü çıktı. Fazilet ölçüsü. Allah'ı zikreden bir dil, Allah'a şükreden bir kalp ve bizi haramlardan uzaklaştıracak olan bir eş. Cenab-ı Hak bu üç hal ile bizi hallendirirse biz en zengin insanız. Allah bizim zenginliğimizi bunlardan eylesin inşallah.